Kadın dayanışmasının en güzel örnekleri, iki kadın önce çalışmak isteyen annelerin çocuklarını emanet edebilecekleri bir oyun odası kurdu. Ardından da annelerini iş hayatına kattı. Üretimlerine destek oldu. Giderek büyüyen kadınlar yurt dışına da açıldı. Ürettiklerini artık ihraç ediyorlar. Müzik aletlerimizi ellerine verdiğimiz zaman o bütün enerjilerini atmak için bunları mutlaka kullanıyorlar. Yüksek sesle şarkı söylüyoruz ve eğleniyoruz. Duygularına göre giyiniyorlar. İki ev kadınının fikriyle açılmış bir yer. Hayalini kurdukları o kadın kooperatifi 20 yılda yüzlerce çocuğun emin ellerde olmasını, annelerinin de gönül rahatlığıyla iş hayatına dahil olmasını sağladı. Çocuklar oyun odasında oynarken anneleri bir alt katta atölyede üretiyorlar. İstanbul Kağıthane'de iki kadının girişimiyle kurulan İlk Adım Kadın Kooperatifi yurt dışına da açıldı. El dokumaları ihraç ediliyor. Sırada gıda üretimi var. Çalışmalarımız kadınlar arasında hızla büyüdü. Evden eve dayanışma projesini gerçekleştirdik. Kadınlarımızın yaptığı bir panço dokuma, minder kılıflarımız. Aynı şekilde cüzdan, makyaj çantası ve çanta da dokuyoruz. Kadın ve mahalle dayanışmasının en güzel örneğini yansıttılar mahallelerinde. Kooperatif kurma fikri okul öncesi eğitim yuvalarının eksikliğinden doğdu. Anneler çalışmak istiyor ancak gönderebilecekleri bir oyun odası ya da okul ekonomik olarak yetersiz olduğu için anneler işe gidemiyor ve çocuklarını bırakabilecekleri güvenli bir alan yok. Biz o noktada güzel bir kapı oluyoruz. Annelerde alt katta dışarıda çalışan annelerimiz var ama alt katta üretim yapan annelerimiz de var. Mutfak bölümünde çalışan ve dokuma bölümünde çalışan annelerimizin çocukları burada bizimle birlikteyken anneler alt katta üretim yapmakla meşgul. Yurt dışına da açılan kadınlar daha çok üretmek istiyor ama çocukları için desteğe ihtiyaçları var. En çok kırtasiye ihtiyacımız oluyor ve açıkçası gıda ihtiyacı oluyor. Eğitici oyuncaklar, özellikle yaş gruplarına göre kitaplar ihtiyacımız oluyor. Burası da okuma köşesi. Evet. Yeterli kitap var mı? Kitap hiçbir zaman yeterli değil. Çünkü hani çocukların duygu durumlarına ve bizim konularımıza göre çok fazla kitaba ihtiyaç duyuyoruz açıkçası. Onun için de kitap desteği alırsak çok seviniriz. İpe, onun dışında çaputa, çünkü çaput dokuma da yapılıyor, ip dokuma yapılıyor. Sarma ipe, otomatik tezgah, bu tür şeylere ihtiyacımız var. Şu anki tezgahlarımız otomatik değil.